Bursa nüfusunun sanayi, kalkınma ve göçle artmaya başladığı 80'li yıllarda lastik izleri ve egzoz dumanı altında yeşil Bursa yavaş yavaş kayboluyordu. Toplu ulaşımda toplu bir reform yapılmalıydı. Bu amaçla başlatılan proje çalışmalarının ardından 1998 yılında Bursa Rayı'nın inşaatına başlandı. Ancak 1999 yılına gelindiğinde projenin sadece %2'si tamamlanmış ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Bursa Ray projesine bitirilemez damgası vurulmuştu. Fakat Büyükşehir Belediye Başkanımız Erdoğan Bilenser'in kararlı tutumu ve sizlerin desteğiyle tüm engelleri aştık. ...24 saat var gücüyle çalışan ekiplerimizle bir yandan inşaat çalışmaları sürdürülüyor, diğer yandan da ray döşeme çalışmalarına devam ediliyor. Vagonların geldiği gün duyduğumuz heyecanı hala ilk günkü gibi yüreklerimizde taşıyoruz. Birbirimize güvendik. El ele verdik, birlikte başardık. Bu gurur hepimizin. 300 milyon dolara mal olan proje 3,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Heyecan ve sabırla beklenen gün geldi. 2002 yılının 19 Ağustos günü Bursa'mız şantiye görünümünden kurtulup çağdaş bir kent görünümüne kavuştu. Seferler coşkuyla başladı. Yapım süresi ve toplam maliyetinin düşüklüğüyle Avrupa Raylı Sistemler Birliği tarafından örnek proje olarak gösterilen Bursa Ray, günde 140 bine varan hemşerimizi güven içinde evlerine ulaştırıyor. Biraz sabır lütfen, her şey daha güzel olacak demiştik. Öyle de oldu. Manyetik bu kart ile çağdaş bilet sistemine geçildi. Daha sonra akıllı kart devreye girdi. Avrupa Raylı Sistemler Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Toplu Taşım Ödülü yarışmasında Bursa Ray ve Trafik Entegrasyonu Projesi ile Avrupa'da üçüncülük ödülü kazandı. Daha ilk yılında uluslararası başarılara imza atan Bursa Ray'ın ilk yılı da görkemli etkinliklerle kutlandı. Bursa Ray'ın tarihini anlatan resim sergisi, geçmişten günümüze Bursa Ray'ın gelişimini gözler önüne seriyordu. İstasyonlarımızda sahne alan amatör gruplar sayesinde sanatın sesi Bursa Ray'ın sesine karışıyor, birinci yıl coşkumuz daha da artıyordu. Bursa Ray'da bir yılda neredeyse bir Türkiye kadar yolcu taşıdık. Bir yılda taşıdığımız 50 milyonuncu yolcu, Bursa Ray'ın en talihli yolcusu olarak çeşitli hediyelerle ödüllendirildi ve Bursa Ray tarihindeki yerini aldı. Bursa Ray'ın birinci yıl kutlamalarında sahne alan Candan Erçetin verdiği muhteşem konserle coşkumuzu bir kat daha arttırarak bize Bursa Ray'ın yeni etapları için moral ve güç verdi. Bursa Ray artık tüm Bursa'ya ulaşmak için çalışmalara başladı. Çok kısa bir zamanda bu çalışmalar sonuca ulaşacak. Şimdi artık hızlı, konforlu, modern ve güvenli bir toplu ulaşım sistemine sahip olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Demiştik, Bursa'nın çehresi değişecek. Değişiyor. Artık yüzler gülüyor ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakılacağının müjdesi veriliyor. Bursa Ray'ın birinci yılı Bursa'mıza, Bursalılara kutlu olsun. Çalışınca oluyor.